5. Şap Hastalığı Araştırma Eğitim Kursu'nun 2. haftasına gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta çalışmanızı istediğimiz konular arasında Modül 3 Laboratuvar Teşhisi ve Modül 4 Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırması yer alıyor. Laboratuvar Teşhisi Modülü ile birlikte Şap Hastalığı'nın laboratuvarda teşhis edilmesi için alınması gereken numuneler, bu numunelerin nasıl paketleneceği, nasıl laboratuvara gönderileceği ve laboratuvarda teşhis amaçlı kullanılan metotların özelliklerinden bahsedeceğiz. Enfekte işletmelerdeki temasların izlenerek Şap Hastalığı'nın kontrol altına alınmasında önemli olan epidemioloji ve mihrak araştırması ise Modül 4'ün konuları. Bu modül ile birlikte zaman çizelgesinin nasıl çizileceği, bulaşma yollarının ve risklerin öneminden ve salgın şekillendiği zaman hayvan sahibiyle etkili bir iletişimin nasıl kurulabileceği hakkında bilgileri sizlere sağlamış olacağız. Bir önceki haftada olduğu gibi herhangi bir sorunuz olursa lütfen tartışma forumunu ziyaret etmeyi unutmayınız. Bu hafta sizlerle yapmak istediğimiz bir diğer aktivite Telegram Chatbot Test. Bu testte modüller içinde size vermiş olduğumuz Pensite Test ya da Klinik Teşhis gibi videolardan 15 soru hazırlayacağız. Biz bu uygulamayı önceki düzenlemiş olduğumuz kurslarımızda da denedik ve katılımcılarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. O yüzden de sizlerle tekrar denemek ve sizlerin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Çok keyifle yapacağınız bir uygulama olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu lütfen bir test olarak düşünmeyin. 3. hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.